sevgili izleyicilerimiz, çayımızla, sohbetimize evlerinize konuk oluyoruz bugün bir kez daha. Kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçumuz Sayın Ahmet Köknar'la birlikte ilk bölümümüzde Ahmet Köknar'ın Dördüncü Maymun Olma kitabından bahsetmiştik sizlere. Bu kitaptan mesajları paylaşmıştık. Evet. Sizin yaşam koçluğu kadar deneyim sahibi olduğunuz bir diğer alanda girişimcilik. KOSGEB ve diğer kurumların kendi işini gerçekleştirmek isteyen, kendi hayatını yeni bir yön çizmek isteyen vatandaşlarımız için eğitimler, seminerler, kurslar düzenlemiş oluyorsunuz. Teşvikler ve desteklerle ilgili. Bu bölümde biz biraz daha bunlardan bahsedelim istiyoruz. Girişimcilikten bahsedelim. Evet. Doğuştan mıdır girişimcilik, yoksa sonradan edinilebilir bir özellik midir? Nedir girişimcilik? Evet. Girişimcilik önce kişinin kendine güvenmesidir. Aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani doğuştan da gelen bir yetenek olabilir. Sonradan etmiş olduğu, yani kendisine tecrübe etmiş olduğu bilgi ve beceri ve eğitimlerden dolayı da sonradan öğrenilebilir. Sonradan kendini geliştirebilir. Hayata tutunabilmek, hayallerini gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak noktasında girişimci de olunabilir. Bu sonradan da öğrenilebilir. Biz buna ne diyoruz? Tecrübe edinmekten. Hayattan yemiş olduğu kazıklardan sonra tecrübe ediyor. Öğreniyor. Daha sonra girişimci oluyor diyebiliriz. Devlet memurluğunu daha iyi görebilir. Evet. 8-5 mesaiyle çalışıyor olmayı, belirli bir standarda sahip olmayı, her ayın sonunda ne kadar para kazanacağını, hangi günler tatil yapacağını iyi görebilir. Çok da güzel. Bu yine yatkınlıkla da alakalı bir şey kesinlikle. Ama kimileri de bundan mutlu olmuyor. Kimileri de kendi yaşam koşullarını kendisi belirlemek istiyor. Oluşturma arzusunda olabiliyor. Evet. O yüzden de sizin kapınızı çalıyorlar. Evet, aynen. Aynen. İkincisi söylemiş olduğunuzda biz girişimci diyoruz. Hı-hı. Yani ben emir altında çalışmak istemiyorum. Belli bir saatlere ve zamanlara bağlı kalmak istemiyorum. Ben kendime güveniyorum. Saatimi de zamanını ben belirlerim. Ve dolayısıyla benim ne zaman emekli olacağıma başkası değil ben belirlerim diyorsa bir kişi girişimcidir. Dolayısıyla burada hayaller, hedefler, karşısına çıkabileceği sorunlar, problemleri çözüm noktasında kendisine güveniyorsa, yani risk almaya yatkınsa, hayatı da seviyorsa, zorluklarla mücadele ediyorsa zaten bu girişimci demektir. Şimdi çok güzel bir şeye temas ettiniz. Dediniz ki ben daha garantili bir işte çalışmak istiyorum. Devlet memurunda sabah 8-5 gibi olabilir. O insanlara da ihtiyacımız var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ben kendim için söylüyorum. Ben bu yapıda bir insan değilim. Benim saatimi, zamanımı ben kendim belirlerim. Kendim için söylüyorum. Biz belki toplum olarak garanticiyizdir. Bu hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkıyor. Soruyorum size. Neyin garantisi var? Hiçbir şeyin. 5 dakika sonra ne olacağımızı biliyor muyuz? Yarını tahmin edebiliyor muyuz? 1 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını. Çok enteresan bir şey. Bütün derslerimde arkadaşlarımı soruyorum. Hatta teker teker. Gözlerinin içine baka baka. Diyorum ki 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra neredesiniz? Ama hocam söylediklerinizle şimdi sormuş olduğun soru birbirine çok tezat. Doğru, bunu inkar etmiyorum. Ama bir insan evet anda kalmalı, anı yaşamalı ama önündeki hayatında da plan ve program yapmalı. Eğer siz sabit bir yerde çalışıyorsanız, sabit bir ücretiniz varsa tabii ki yarının ve 5 dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Ne zaman emekli olacağınızı siz biliyorsunuz sabit çalıştığınız zaman. Bu devlet memuru da olabilir ya da başka bir işletme de olabilir. Yani sosyal sorumluluğu almış anlamında söylüyorum. Belirli bir maaş almış anlamında söylüyorum. Ama siz kendinize 1, 3, 5 gibi bu tehdit olabilir. Çiftli rakamlarla hedef belirlediğinizde ben 10 yıl sonra şurada olacağım dediğinizde emin olun ve bunu bir kağıda, bir kaleme yazdığınızda emin olun karşınıza çıkıyor. Bu bir yol haritasıdır aslında. Sadece evet. Hani bugüne es geçip evrene mesaj yollamaktır. Bu bir yol haritası çünkü yönünü belirlemeyen yer kendiye rüzgar bile yardım etmez. Çok güzel bir yol çizeceğiz illa ki. Evet, tabii ki. Tabii daha ki. İyi şekillendirmek adına ve onun için bugünden çalışmaya başlayacağız. Kesinlikle ona göre adım atacağız. Ona göre yani kılığımızdan, kıyafetimizden, konuşmamızdan hatta yürüyüşümüz bile ona göre değiştirmemiz lazım. Şimdi bu girişimcilik doğuştan da olabilir, sonradan da edinilebilir dedik. Peki nasıl bir süreci var bunun? Kendim üzerine örnek vermiş olayım. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de aynı soruyu sorabilirler. Ben bir iş yeri açmak istiyorum.
bir elemeyim var, bir yeteneğim var. Evet. Bunu daha geniş kesimlere duyurmak istiyorum. Devlet destekleri de duydum ki varmış. Evet. Ben bunlardan nasıl faydalanabilirim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Evet, öncelikle doğru yerdesiniz diyorum ben de. Daha önceki programlarımızda söylemiştik. Ülkemizin dört bir tarafına gidip eğitimler veriyoruz. Bu noktada arkadaşlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde eğitimlerimizi veriyoruz. Ve biz de sizin gibi değerli girişimci adaylarımıza, hedeflerine ulaşmak isteyen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci vatandaşlarımıza yol gösteriyoruz. Öncelikle prosedür mevzuatı anlatıyoruz. Duruma göre hangi yolu izlersiniz, ne kadarlık destek alabilirsiniz onları belirtmiş oluyoruz derslerimize, eğitimlerimize. Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor bu çerçevede. Girişimci öncelikle bulmuş olduğu ilçe ve konum itibariyle neredeyse bu kamu sektöründeki ve STK'lar olmak üzere eğitimler açılıyor. Bunu destek almak istediği, özellikle kendine güvenmiş olduğu ve varsa yeteneği, biz biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi bir iş yeri açmak, bir hizmet sektörü olmak, bir imalatçı olmak anlamında öncelikle veri tabağındaki eğitim tarihlerine bakıyor. Kendisine uygun saatlerine ve zamanına bakıyor ve sistemden e-devlet üzerine kaydını yapıyor. Kendine uygun olan tarihlerde. Gerek yok. Kuruma gitmeye gerek yok. E-Devlet üzerinden E-Devlet şifrenize giriyorsunuz. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi. Burası çok önemli. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine tıklıyorsunuz. Oradan giriş yaptıktan sonra da size uygun olan tarihleri belirliyorsunuz. Gelen sorulardan bir tanesi diyor ki orada formu doldururken adınız, sanınız, ikametgah adresiniz, eğitim durumunuz, iş fikrinizi soruyor. İş fikriniz bugün bir lokanta, restoran ve ya da ev yemekleri, bir hanımefendi olmanız hasebiyle söylüyorum, bir kadın girişimci olarak ev hanımlarına yönelik olarak ev yemekleri yapan bir restoran da açabilirsiniz. Bunu yazdınız, deneyiminizi yazarsınız. Diyelim ki kursak dahil oldunuz, daha sonra bu fikri değiştirebilirsiniz. Özellikle bana gelen sorularda, hocam ben oraya tuhafiye açmak istiyorum, el sanatlarıyla alakalı imalat yapmak istiyorum, oraya o şekilde başvuru yaptım ama şimdi ben fikrimi ev yemekleri üzerinde, yöresel yemekleri üzerine iş yeri açmak istiyorum. Açabilir miyim sorunun cevabı? Evet. Yani o sadece sizin bir kriteriniz olarak gerçekte başvuru yapan girişimci adayının bir iş fikri olup olmadığına dair soru ve sorulardır. Çok enteresan bir bilgi daha vereyim. KOSGEB tarım ve hayvancılığa destek vermiyor. Birçok başvuruda biz şunu görüyoruz. Tarım ve hayvancılık diyerekten başvuru yapanlar da var. Normalde bunun elenmesi gerekiyor. Çünkü tarım ve hayvancılığa başka bir kamu kurumu destek veriyor. Tarım Bakanlığımız destek veriyor. O da belli bir dönemlerde açılıyor ve onun da belli şartlarda eğitime gerek kalmıyor. KOSGEB genel itibariyle ticaret ve tüccarlık mantığıyla imalatçı yapan işletmelere ve bunu kurmak isteyen firmalara, girişimci adaylarına destek veriyor. Siz yapmış olduğunuz başvurunuzda size gelecek olan cevapla seçilirseniz, tabii çok başvuru olursa mülakat alınıyor. Mülakat alınıyorsunuz. Mülakata çağrılıyorsunuz. Yok, çok başvuru olmasa da 30 kişi olduğu zaman yeterli zaten. Bir sınıf için 30 kişi yeterli. Minimum 10 kişi. Çağrılıyorsunuz. 4 gün derse katılıyorsunuz. Bu derste biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi. Devam zorunluluğu olan dersler var. Evet, evet. %20 devamsızlık dönüyor ama eğitim veren şahsım da olduğu için ben eğitime gelen kursuma gelip benden ders alan kurser arkadaşlarımıza, girişimci adaylarımıza ben mümkün mertebe dersi tam zamanında işlemelerini, gelmelerini, yani bunun bir devam zorunluluğu değil de gerçekten ben gerçekten girişimci miyim, iş yeri açabilir miyim, devletin destekleri bana uygun mu diyerekten 4 gün boyunca bir zaman ayırmalarını istiyorum. Çünkü gelemeyeceği o derste belki çok kritik bir şey söyleyeceksiniz. Evet. O da onun gelecek planlamasıyla kesinlikle alakalı çok önemli. Bir şey. Onun üzerinden belki yeni yollar belirleyecek ya, kendini ama haberdar olamıyor. Evet. O yüzden o 4 gün, 4 gün çok önemli. Ayırıp bu derslere katılmak önemli. Gerekli. Tırnak içerisinde yani ben girişimciysem değil 4 gün, 14 günde ayırırım. Ben girişimciysem, hayallerim var, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorsam 4 gün değil, 24 günde ayırırım. Yani dolayısıyla siz bir yola çıkıyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek nedir? Sizi belki yıllarca sizi olumsuzluklarda, ailede yaşamış olduğunuz sıkıntılarda, dünya meşakkatlerini meşgul eden hep meşgalelerdir. Ama artık siz yani lütfen cesur mimiklerime bakarsanız, yani ben hırslıyım, bu işi yapmak istiyorum, bana kimse engel olamaz. Tabiri caizse, bakın çok önemli, kimse bana engel olamaz. Çünkü bu hayat sizin, bu hayat bizim. Dolayısıyla bu hayatta başarılı olmak için öncelikle kendimize inanmamız lazım. Yola çıkacağız, bu yolda ben bunu yapmalıyım, başarmalıyım demeliyiz.
topu topu 4 gün. Derse gelin ve derse katılın. Burada derse katılın ve 4 gün boyunca eğer velev ki benim dersime gelecekse illa beni dinleyin ve ben çok önemli şeyler anlatırımdan ziyade şuraya geleceğim. Ben veya başka bir eğitmenimiz fark etmez. Sürece hakim olun. Çünkü bakın o kadar çok ders verdim. Çok illerimize de gittim. Aşkla ve şevkle hatta koşa koşa dersimize gelen insanlarımız oluyor. Ama ders bitiminde hocam bu bana göre değilmiş. Gördüğüm gibi, anladığım gibi, bildiğim gibi değilmiş. Ben en iyisi ya evimde oturayım bir hanımefendisi. Ben evimde oturayım. Çoluma çocuğuma bakayım. Akşam yemeğimi yapayım. Ev hanımlığı yapayım. Veya ben en iyisi bir yerde çalışayım. Saatim belli olsun. Maaşım belli olsun. Bu bana göre değilmiş. Çünkü siz yola çıktığınız zaman ola ki bir olumsuzluk yaşadığınızda bu olumsuzluk kastım yürütemediğinizde eş, dost, hısım, akraba, çevrenizdeki insanlara rezil olma durumu var. Ha tamam bu da bir tecrübedir. Korkulardan ve kaygılardan kesinlikle. Sıyrılıp öncelikle kesinlikle. Bakmak lazım. Bakmak lazım. Bunu veriyoruz zaten dersi. Ne anlatıyorsunuz? O 4 gün boyunca bu eğitimin evet. içeriğinde neler evet. yer alıyor? Eğitimin içeriğinde önce kişilerin kendini tanımasını istiyoruz. Biz buna kişisel gelişim olarak bakıyoruz. Ben girişimci miyim? Bu işi yapabilir miyim gerçekte? Diğer bir kısımda devletin mevzuatları kısmında tedarik edecekleri makine tesisatlardan demirbaşlara kadar nelere destek verdiğini bunu anlatıyoruz. Bunlarla beraber karşılaştıkları sorunlarla ilgili, mevzuatla ilgili sıkıntı ve problemler varsa önce sorularını alıyoruz. Genel sorular ve sorunlar karşısında yapılması gerekenleri söylüyoruz. Daha sonra da en önemlisi, evet benim hayallerim var. Gerçekleştirmek istiyorum. Ev yemekleri yapmak istiyorum. Yöresel yemekler yapmak istiyorum. Ya da imalat yapmak istiyorum. Peki bunu bana söyledin. Derste de söyledin. Bunu çok güzel bir şekilde anlattın. Dersteki sınıftaki arkadaşlara da anlattın. Bizim ülke olarak yapmadığımız bir iş var. Nedir? Aslında iki tane vardı. Bir tanesini soruyorum. Yazmak. Yazmayı sevmiyoruz. Birincisi okumak. İkincisi yazmak. Diyor ki devlet, benden ne istiyorsun? Yazıya dök. Yazıya dök. Biz buna ne diyoruz? Proje diyoruz. Bir diğer ismi iş planı. Neyi nerede? Kaç metrekare alanda? Neden orayı açtınız? Hangi ürünleri satacaksınız? Ham maddeleri nereden alacaksınız? Tedarikçileriniz kimlerdir? Rekabet gücünüz nedir? Kar marjınız nedir? Diğer rakiplerinizdeki farkınız nedir? Bununla alakalı yaklaşık 10-12 sayfalık bir proje formatımız var. Bunu hazırlatıyoruz. Bunları söylüyoruz. Benim yani ders anlatım anlamında söylüyorum, müfredat anlamında söylüyorum. Arkadaşlarımıza örnek projelerle, tabii örnek proje derken daha önce projesi geçmiş, devletten hibesinin teşvikini desteğini almış kabul edilmiş olan bir projede oradaki vatandaşın ismini silerekten boş bırakıyorum. Diyorum ki arkadaşlar oraya siz kendinizi uyarlayın. Adınızı, iş fikrinizi hatta çok enteresan siz yola çıkıyorsunuz işletmenizin adını bile baştan koymanız lazım. Çocuğun ismini baştan söylerseniz o çocuk hayatında mutlu olur. İş yeri de öyledir, çocuğunuz gibidir, işletmeniz de öyledir. Bir kimliği oluşsunuz. Yani, evet isminizi yazın. Hatta tabelanın rengine kadar konuştuğumuz oluyor. Tabelanın rengine kadar. Hangi renk daha çok baskındır? İnsanlar hangi renge daha çok bakarlar? Derse bunları veriyoruz. Tabii ki kişisel gelişimle beraber bunları da arkadaşlarımıza belirtiyoruz. Onları da söylüyoruz. Ve burada itiraf edeceğim. Ders anlayış anlatım bakımından çok enteresan. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ben arkadaşlarımıza mümkün mertebe dersime katılan bütün arkadaşlarımı sahneye almaya çalışıyorum. Çünkü sahne çok farklı. İfade etmesi evet. lazım. Neden biliyor musunuz? Tabii ki girişimci olacaksınız. Girişimci eşittir esnaftır, eşittir iş adamı, iş kadınıdır. Ve iletişim uzmanıdır girişimci. Siz işlerinizi açtınız. Tamam sınıftaki arkadaşlarımıza 30 tane, 35 tane, 40 tane arkadaşlarımıza bir şey sahne çıkıp ifade edemediğiniz zaman diyeceksiniz ki ticaret yaparken bunu nasıl ifade edeceksiniz? Ha şunu şöyle kaçmak cevap veriyorlar. Vermiyorlar diye. Hocam orası başka. Nasıl başka? İşte geliyor ürünü alıyor. Ne alacak? Şu kalemi alacak. Kaç lira? 5 lira 10 lira. Onu orada veriyoruz. Söz konusu o gelen müşterinin sizden istemiş olduğu, talep etmiş olduğu ürün değildir aslında. İletişimdir. Belki siz çok ucuza satıyorsunuzdur. Belki çok pahalıya da satıyor olabilirsiniz. Önemli olan karşıdaki kişiye karşılamanız. O diyaloğu yakalarsa daha kesinlikle, ucundan değil de kesinlikle. Gelir sizden alır. Tam kesinlikle. Hatta evet Anadolu'da çok güzel bir söz vardır Özge Hanım. Çok güzel bir söz vardır. Ne diyor biliyor musunuz? Tebessüm etmesini bilmeyenler dükkan açmasın. Çok doğru. Tebessüm ediyorsanız bütün kapılar açılır. Tebessüm etmek sadaka yerine geçer. Tebessüm ettiğiniz zaman sadaka veriyorsunuz. Ve insanlar ben çoğu işletmeye
bu yaşadığım alanlarda, bulunmuş olduğum yerlerde, gitmiş olduğum şehirlerde de öyle. Eğer karşımdaki kişi beni tebessümle, sıcakkanlı karşılıyorsa emin olun, bunu çok da yaptım, çok da denedim. Bir ihtiyacım olan bir ürün, onda yoksa bile ben onun tedarik etmesini istiyorum. Çünkü o da kazanacaktır. Her şeyden önce maddiyatı bir kenara bırakın. Çünkü beni orada mutlu etmesi, onun hoş sohbeti, güzel karşılaması. Derse biz bunları veriyoruz. Yani gerisi hikaye, para kazanılabilir. Aslında bu hayatın da özü. Evet. Sadece hani dersle, ticaretle alakalı şeyler değil. Değil. Siz hayata gülümseyerek bakarsanız, ki bu sizin sloganlarınızdan evet. biri. Hayata gülümseyen evet. adam hayatta size gülümsemeye başlıyor. Kesinlikle karşılayın. Olumsuzları değil, daha olumlu gelişmeleri gözünüz görmeye evet. başlıyor. Evet. Değil mi? Emin olun, siz böyle karşıladığınız zaman, şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam, devlet bize parayı ne kadar sürede veriyor? Diyorum ki bu soruyu sorarken siz eğer hazırlıksız gittiyseniz, kendinize de güveniniz yoksa bu para değil 3 ayda 1 yılda da gelmez. Hocam ne alakası var? Çok alakası var. Siz buraya güvenerek yola, tabii ki devletimize güveneceğiz, o ayrı bir konu. Yani özellikle tırnak içerisinde bitmek istiyorum ekranlar başında. Tabii ki Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize hak, kazanılmış hak kesinlikle geri alınmaz. Bu bir kuraldır. Eğer sizin projeniz geçtiyse, projeniz uygunsa, kendinizi güzel ifade ettiyseniz, ki zaten sizi kurula alıyorlar. Şu an bir sizinle sohbet ettiğimiz gibi karşınızda 3 tane, 5 tane kurul üyeleri oluyor. Bu işleri niye açtın, neden açtın? Yani sizdeki o enerjiyi görmek istiyorlar. Gerçekten bu işi yapabilir mi? Gerçekten işini devam ettirebilir mi? Çünkü oradaki kuruldaki kişilerin atmış oldukları imzanın, burası önemli, hem maddi hem manevi ağırlığı ve ciheti var, sorumluluğu var. Dolayısıyla size inanmaları lazım. Evet, çok güzel bir dosya hazırlamış olabilirsiniz. Çok güzel giyinip kuşanmış gitmiş olabilirsiniz. Ama iki kelime bir araya getiremediyseniz, hadi diyebilirsiniz ki ben çok heyecanlanıyorum. Dersimiz o yüzden var. Dersimiz o yüzden var. Tabii ki heyecanlanacağız. İnsan yapmış olduğu işte heyecanlanır. O ayrı bir konu. Ama siz orada masaya tabii ki yumruğunuzu vurmayın ama kendinizi gösterirseniz, ben bu işi yapacağım inancını karşı tarafa verirseniz, o para, emin olun, siz oradan o paranın tabii ki beklentisi içerisindesiniz ama bana göre ve derste de söylüyorum, ikinci hatta üçüncü alanda olsun. Birinci aşama olursa o sizin sırtınıza bir kamburdur, bir yüktür. Çünkü ha bugün geldi, ha yarın geldi beklemek sizi yoracaktır. İşinizi aksatacaktır. İnsanlarla iletişiminizi, diyaloğunuzu bozacaktır. Ama siz yani şunu da istiyor devlette. Birazcık elini taşın altına koy. Sen ben bir göreyim. Şimdi o zaman bunu bir yol haritasını çizelim. Evet. Bu girişimcilik eğitimlerine katılmazsak zaten bu desteklerden faydalanamıyoruz. Evet. İlk önce eğitimlere katılmamız gerekiyor. Evet. 4 gün süren eğitimlere katıldık. Girişimcilikle ilgili, bu süreçle ilgili bilgileri sizden aldık. Kursumuzu tamamladık. Evet. Projemizi yazdık. Fikrimizi paylaştık arkadaşlarımızla. Evet. İşlerimizi açıyoruz bu arada. Bu arada işlerimizi açıyoruz, onu unutmayalım. Hı-hı. Yani kurs bittikten 3 gün sonra, kursumuz bittikten 3 gün sonra işlerinizi açabilirsiniz. Hı-hı. Yani resmi işlemleri yapabilirsiniz. Vergi lavanızı alabilirsiniz. Meslek odaları, bu ticaret odası da olabilir, esnaf odası da olabilir. Oraya kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Daha sonra imza beyanlarınızı alabileceksiniz. Diğer resmi evraklarınızı. Onları hepsini söylüyoruz. Bunları alıyorsunuz. Ondan sonra oturup projenizi yazıyorsunuz. Yani siz sadece eğitimi almakla, 4 gün eğitim bitirmekle COSCEP'ten bu desteği alma hakkı kazanmıyorsunuz. İşinizi kurmanız gerekiyor. Şirketin kurulması gerekiyor. Evet, şirketi kurduk. Evet. Ondan sonra COSCEP'in kapısını çaldık. Projemizi sunuyoruz. Projemizde kurul karşısına geçiyoruz. Kuruldan onay alırsak bu sefer yapmış olduğumuz harcamaları, ki harcama kalemlerini belirtiyoruz. Biz ilerleyen zamanlarda belirteceğiz. Kesinlikle, ben kesinlikle. Şurada bir dükkan açtım. Dükkanı evet. Kirası şudur, kontratım şudur. Evet. Aldığım malzemeler bunlardır. Malzemeleri aldım. Bunun da faturası budur. Atıyorum. 30 bin liraya mal oldu. Benim evet. faturalarımla COSCEP'in kapısına geldim. Bundan sonra COSCEP geliyor. COSCEP bize bu parayın tamamını mı veriyor? Kaçını veriyor? Evet. Kadın olursak güzel. Ne? Erkek olursak ne? Bu o da güzel. Şimdi prosedüre gelelim. En çok insanlarımız da prosedür noktasında tıkanıyorlar. Yani cevap aramıyorlar bu konularda. Şöyle 31 Aralık'a kadar yeni sistemi söyleyeceğim. Çünkü sistem sürekli yeniliyor. Bu arada insanlar hep şuna takılıyorlar. Yani bu paranın ne zaman geleceğiyle alakalı. Yapmış olduğunuz masraflarınızın %50 kısmını veriyor. 31 Aralık'a kadar daha bir farklı bir formattı. Şimdi 1 Ocak itibariyle değişti.
Ne değişti? Hizmet sektörüne olan işletmelerimize demirbaş desteğini kaldırdı KOSGEB. Yani nedir hizmet sektörü? Lokanta, restoran, tuhafiye, giyim mağazası, bay bayan giyim mağazası, ayakkabıcı, fotoğrafçı, bay bayan güzellik salonları, kuaför salonları gibi mobilya, aksesuarı satanlar, ticaret, evet, esnaf dediğimiz esnaflara yönelik olarak açılacak olan hizmet sektörlerindeki demirbaş desteklerini KOSGEB kaldırdı. Onu yani belirtelim. Bu demirbaş desteği dediğimiz masa, sandalye, raf, tezgah. Evet. Bu masası, sandalyesi, dolabı, işte döner ocağı, davlumbazı bunları kaldırdı. Sadece kuruluş masrafını veriyor. Resmi kuruluş giderini karşılıyor KOSGEB. Bir de personel çalışırsa yıl itibariyle performans yılı diyoruz biz buna. Bir yıl performans yılı sonundaki SSK prim gün sayısına göre 5, 10 ve 20 bin liraya kadar da artı para veriyor KOSGEB. KOSGEB desteklerinden faydalanmak için bir yol haritası çıkarmış oluyoruz. Öncelikle eğitime katılmamız gerekiyor. Evet. Eğitime katılmazsak bu desteklerden faydalanamıyoruz zaten. Evet. Eğitime katıldığımızda 4 günlük bir süreci var. Nasıl bir yol haritası bizi bekliyor? Bununla ilgili fikir sahibi oluyoruz. Evet. Ve ardından da prosedür kısmı başlıyor. Evet. Bunu başka bir bölümde izleyicilerimizle olur paylaşalım istiyoruz. Bu ana kadarki kısmı son cümle olarak sizden evet almış olalım. Biz eğitimlerimizi bekliyoruz. Arkadaşlarımız yeter ki yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflerine ve hayalleri noktasında kurumun eğitim web sayfasında eğitimleri takip etsinler, eğitimleri alsınlar. Gerisi zaten detaylı bir şekilde anlatılacaktır derste. Talep oldukça da zaten bu eğitimler sürekli artıyor. Açılıyor. Sürekli artıyor ve sürekli devam ediyor zaten. Yeter ki bir önce eğitim alsınlar, gerisi kolay diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz, kişisel gelişim uzmanı, ayrıca KOSGEB destekleri konusunda da uzmanlarımızdan Ahmet Köknar bize sürece dair bilgiler veriyor. Bir sonraki bölümümüzde de prosedürü konuşacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz.